HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin yaklaşan seçimler öncesinde yeniden iktidar olma şansını artırmak adına yeni yasa tekliflerini meclisin gündemine taşıdığını belirten Beştaş, bu yasa tekliflerinin, oy almak istedikleri kesimlere yalancı bahar yaşatma gibi bir arka planının olduğunu iddia etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandığını hatırlatan Beştaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulacağını söyledi. Bu düzenlemenin Alevileri tamamen kontrol altına almaya çalışmaktan başka bir amaç gütmediğini savunan Beştaş, şöyle konuştu: "Bu düzenleme Alevileri folklorik unsurlara indirmeden başka hiçbir şey değildir. Düzenleme aynı zamanda cemevlerine adeta bir kayyum ataması niteliği de taşıyor. Alevilik inancında dede ve analar bile rızalı kalmadan posta oturamazken böyle tepeden inme yetkilerle donatılan bir yapının Alevilerde bir karşılığının olmayacağını söylüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin, Alevilerin sorunlarını sanki bir imar sorunu, sanki bir elektrik ve su faturası sorunu ve maaş gibi görerek Alevilik inancına büyük bir haksızlık ve hakaret ettiğini de söyleyebiliriz. Çözülmesi gereken temel problem Alevilerin eşit yurttaşlık talepleri ve cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesidir. Alevi sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması, Vergi Usul Kanunu ve 13 Kanun'da değişiklik yapan bir torbanın konusu değildir. O akademik uzmanların tartışması gereken bir konudur. Diyarbakırlılar taneyle sayılıyordu." Beştaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış törenine birçok ilden vatandaşın taşındığını öne sürerek, "Dün adeta Diyarbakır'da Diyarbakırlılar tane ile sayılabilecek nitelikteydi," ifadesini kullandı. Diyarbakır cezaevinin kapatılması kararının açıklanmasıyla Türkiye'de işkencenin bitmeyeceğini savunan Beştaş, "Kürtler yine cezaevinde ve yine işkence görüyorlar. Cumhuriyet tarihinin en sistematik ihlal dönemindeyiz ve Diyarbakırlıların bu laflara karnı tok. Hafıza yok edilerek hafızasızlaştırma üzerinden bir hafıza yaratılamaz. Yıllara yayılan bir 12 Eylül var, 12 Eylül zihniyeti var. Bunu en iyi Diyarbakırlılar bilir," diye konuştu. "İsim tartışmamız yok." Meral Danış Beştaş, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanadır," sözlerinin sorulması üzerine, HDP'nin isim düzeyinde bir tartışmasının olmadığını söyledi. İttifak güçleri ile nasıl bir strateji ve nasıl bir aday profilinde buluşulacağını tartıştıklarını dile getiren Beştaş, "İttifakın adayını nasıl oluşturalım, profilini nasıl belirleyelim, tartışmasını yapıyoruz. Ahmet Bey, bunu söylemiş mi söylememiş mi onu bilmiyorum ama kişisel bir sohbette söylemiş olsa bile kendisi de şu an bizimle aynı fikirde. HDP şu anda Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ittifak güçleriyle konuşuyor. İsim düzeyinde bir bildirimimiz yok," dedi. Gündemdeki konuları değerlendiren HDP'li Beştaş, "Kürtler herkese serok demezler, bunu en iyi Kürtler bilir. Erdoğan'a karşı yanıtı seçimlerde verecek. Son anketler ve kamuoyu araştırmaları durumu ortaya koyuyor," ifadelerini kullandı. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan'ın taşımalı Diyarbakır mitingi bir turizm faaliyetiydi. Beştaş şunları söyledi: "Dünden beri Erdoğan'ın Diyarbakır'a gidişi gündem yapıldı. Öncesinde mesajlarla gece yarısı 2-3'te öğrencilere, memurlara zorunlu tutulan bir mitingden söz ediyoruz. Her plakadan, Sivas'tan Konya'ya Trabzon'a birçok otobüs ve minibüs Diyarbakır'a taşındı. Dün Diyarbakır mitinginde Diyarbakırlılar sayılamayacak kadar azdı. Ben uzun yıllar Diyarbakır'da yaşayan biri olarak bunu çok iyi biliyorum, telefonda da bunu öğrendik. İyi bir turizm faaliyeti de oldu, esnaflar belki bundan faydalanmıştır.
Erdoğan'ın Diyarbakır mitingleri artık psikolojik işkenceye dönüştü. Gelen mesajlarda fotoğraf çekmenin ve bunun ispatlanması mecburiyeti de aldığımız duyumlar arasında. Bu nasıl bir şey? Açıkçası kimse Diyarbakır'ın bu şekilde tartışılmasından mutlu değil. Diyarbakırlılar mutlu değil. Diyarbakır'ın talepleri ve görüşleri var. Niye gitti hakikaten bazen insanın aklı almıyor. Daha dün Çelebi kendi partisine katılırken bütün Türkiye kadınlarına, Kürt toplumuna çocuk yapmak üzerinden kafatasçı bir anlayışla ırkçılık ilan edildi, iki gün sonra Diyarbakır'a gidip aşk ilan ediyor. Yani bu tezatı ifade etmeye gerek yok. Kürt düşmanı olduğunu da itiraf etti. Dün Diyarbakır'da öyle hakaretler etti ki, partimize önceki dönem eş genel başkanına, mevcut eş genel başkanımıza öyle sözler etti ki bu bir itirafa dönüştü. Farkında mı bilmiyorum ama yaptıklarının anlamını yorum yapılamayacak kadar ciddi bir panik içindeler. İktidarın ne kadar MHP'lileni dün Diyarbakırlılar gördü. Yani biz Erdoğan'ın yeterince Türk mülazımı başka bir kimlikte olup olmadığını tartışmıyoruz, tartışmayacağız, bize bunu tartıştıramayacaklar. Ama yeterli miktarda insanlık az bir çabayla mümkün. Diyarbakırlıların sorunları tabii ki konuşulmadı. İktidarın ne kadar MHP'liliği ne kadar sanal siyaset yürüttükleri bir kez daha ilan edildi. Korkulu rüyası haline gelen Emek ve Özgürlük İttifakı'na hakaret etmek için özel uçakla Diyarbakır'a gitti. Ama halk bunu not etti. Buna en iyi cevabı en yakında, ilk seçimlerde zaten verecek. İzlerken acı acı güldüğüm bir nokta da vardı. Sayıları binleri bulan ve atanamayan Kürtçe öğretmenler var. Dün dedi ya atadık Kürtçe öğretmenleri. Sadece 3 öğretmen atandı, bunu da büyük bir övünçle anlattı ve Kürtçe öğretmenlere kadrolarımızı açtık diye büyük bir yalan attı. Goebbels'e göre yalanı atınca büyük atmak lazımmış, bunu herhalde orada harfiyen uyguluyorlar. Kürtler herkese serok demez, bunu en iyi Erdoğan bilir. Bir gazetecinin Beştaş'a sorduğu, Erdoğan, genç kızımız Kürtçe karşılama yaptı. Serok Erdoğan diye seslendi, dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi. Herhalde bazı kavramları bazı yerlerden okuyorlar, anlamını biliyorlar mı bilmiyorum. Kürtler herkese serok demezler, bunu en iyi Kürtler bilir. Erdoğan'a karşı yanıtı seçimlerde verecek. Son anketler ve kamuoyu araştırmaları durumu ortaya koyuyor. Bence o da bir mizansen, daha önce çalışılmış bir hakaret.